Rusya, 144 milyon nüfusu, onlarca özerk cumhuriyeti ve uçsuz bucaksız coğrafyasıyla dev bir ülke. Vladimir Putin. Eski bir KGB ajanı ve şu anki Rusya'nın devlet başkanı. Sık sık dünyayı tehdit eden ve gözü kara hamleler yapan bir adam. Ama aslında çok daha derin ve karanlık birçok yönü var. Bu nedenle kendisinin destekçisi olduğu kadar aslında karşıtları da çok. Peki neden? Bu adamı böylesine karanlık ve güçlü yapan ne? Önce size gizemli bir bilgi vermek istiyorum. Bugün Rusya'ya gitseniz Putin'in herhangi bir çocukluk arkadaşı ya da okul arkadaşlarına ulaşamazsınız. Sanki hepsi susturulmuş gibi geçmişi olmayan biri çıkıyor karşımıza. Kendisiyle ilgili sadece anlatılanları biliyoruz. 1985 yılında üniversitede hukuk bölümü okurken KGB'ye giren Putin, süreç içerisinde devletin en tepesine kadar tırmandı. Günümüzde ise Putin karşıtı binlerce isim bir anda ortadan kayboluyor. Birçoğu infaz edilmiş olarak bulunuyor ya da hiç haber alınamıyor. Bunlar arasında Türkler de var. Örneğin Dağıstanlı bir Türk olan Ahmet Nabi Ahmet Nabiyev, Kafkasya'daki yolsuzluğu ve Putin yönetiminin yaptığı haksızlıkları gazetesine taşıdıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü. Pavel Klebnikov ise Rusya'da zenginleşen şirketlerle devlet yöneticileri arasındaki kirli ilişkileri ortaya çıkarıp dergisine yazınca Moskova'da silahlı saldırı sonucu öldü. Putin muhalifi bir milletvekili olan Boris Nemtsov ise düzenleyeceği yürüyüşten bir gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Daha binlercesini buraya sıralayabilirim. Bu aslında Sovyet Rusyası'ndan kalma bir yöntem. Sovyetler Birliği'nin belli dönemlerinde yönetimi eleştirmeye kimsenin hakkı yoktu. Hatta eleştirenler dünyanın neresinde olursa olsun bulunup çeşitli zehirlerle hastalık süsü verilerek infaz ediliyordu. Putin ise başa gelir gelmez ne kadar acımasız olacağını Çeçenistan'da net olarak göstermişti. 1990'ların başında Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan'a 1999 yılında Rusya öyle bir sertlikle saldırdı ki ülkenin en azılı suçlularını hapishaneden çıkarıp Çeçenistan'a gönderilen ordunun içine katmışlardı. Yıllarca süren ve 100 bine yakın insanın öldüğü bu saldırılarda Putin gerekirse kendi çocuklarımı bile feda edecek olsam hepinizin kökünü kuruturum diyerek sert saldırıların son bulmayacağını da net şekilde ifade etmişti. Hatta Putin'in Çeçenistan'daki karanlık ilişkilerini ve insan hakları suçlarını Kirli Savaş isimli kitabına yazan Anna Politkovskaya isimli muhalif yazar, kitabı basıldıktan kısa süre sonra asansörde ölü olarak bulundu. Rusya günümüzde neredeyse sınırı olan bütün ülkelerle sorunlu durumda. Hemen hemen hepsiyle şiddetli çatışmalara girmekten çekinmiyor. Dünyanın öbür ucunda Japonya ile adalar sorunu yaşarken bir diğer ucunda Ukrayna'yı işgal etmekten geri kalmıyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz iyi bilir ki Ermenistan zaman zaman Azerbaycan sınırlarında askeri saldırılar düzenliyor ve sınır köylülerini öldürüyor. Kendi gücü olmasa da Ermenistan'ın arkasında Rus desteği olması, özellikle Putin'in desteklemesi onları bölgede saldırgan bir güç haline getirmişti. Kısaca Putin Rusyası'nın çevresinde kim varsa başları beladan kurtulmuyor. Fakat gerçekten bu adam kim? Birkaç çocukluk fotoğrafı ve çalkantılı aşk hayatı dışında hakkında hiçbir bilgimiz yok. Son yıllarda yapılan tutarlı bir iddiaya göre ise Putin güçlü bir lider olması dışında aslında oluşturulan ve abartılan bir imaj olarak bize sunulduğu ilgi çeken bir teori. 1991'de parçalanmış olan ekonomisi, dibe vuran Rus devletini yeniden toplayarak güçlü lider imajıyla bir arada tutan yapının Putin'in de içinde yetiştiği Rus gizli servisi olduğu ve Putin'i sadece yükselen yeni Rusya'nın gücünün sembolü olarak gösterdikleri iddiası gayet mantıklı.
Nitekim dünyanın en büyük sınırlarına sahip olan ve karmaşık coğrafyalarda ince hamleler yapan bir ülkenin tek adamın düşünce yapısı ve yönlendirmesiyle yönetilmesi imkansız kere imkansızdır. Biliyorsunuz ki biz Suriye'de Esad'ın devrilmesi için uğraşıp Şam'da namaz kılmayı planlarken Putin sayesinde Esad gücünü korumuş ve yıkılmamıştır. Ancak sadece Orta Doğu'yu anlamak ve orada bir politika üretmek bile ömür gerektirecek uzmanlıklar isteyen bir alan ve aynı tarihlerde Ukrayna'yı işgal etmek, Japonya ile savaşın eşiğine gelmek, bu sorunları ustaca çözmek ve hatta Amerika ile piyasa savaşlarını kontrol etmek bir kişinin otoritesi altında gerçekleştirilebilecek işler değildir. Ancak Putin'in konuşmalarına ve söylemlerine baktığımızda sanki her sorunun kontrolünün ve çözümünün hatta uzmanlığının kendisindeymişçesine bir imaj oluşturulduğunu görüyoruz. Bir insanın bu kadar çok iş içerisinde bilgi sahibi olması mümkün olamaz. Zaten özellikle günümüzde aslında hiçbir devlet lideri kameralar önünde ya da sosyal medyada kendi sözlerini kullanmaz. Bütün başkanlar danışmanları tarafından hazırlanan sözleri söyler, yazıları okur ve paylaşır. Yine danışmanları tarafından belirlenen duruş ve mimikleri sergiler. Çünkü bir liderin yanlış tutumu bir anda ekonomiyi derinden etkileyebileceği için mantıklı ülkeler böyle risklere girmez. Trump, Putin, hatta Arap kralları dahil bütün liderler danışmanlarının belirlediği rolleri oynamakla yükümlüdür. Ancak konu Vladimir Putin olunca iş daha da karmaşıklaşıyor. Bundan 10 yıl önce Moskova sokaklarında bile geceleri yürümeniz neredeyse imkansızdı. Çeteler her köşeyi kapmıştı. Rusya içeride bile bir güven ortamı oluşturamamıştı. Putin tüm bu çetelerin üzerine demir balyoz gibi çöktü. Bugün Moskova eskiye göre çok daha güvenli ve renkli bir şehir. Ülke genelinde ise suç oranı %85 oranında düşmüş durumda. Tüm bu ustaca hamleler ancak daha üst bir kurumun yani Rus gizli servisinin kesin kontrolü ve yönlendirmesi olmadan başarılamaz. Yani devleti yönetenin Putin olmadığı, onun güçlü imajının sadece görsel bir figür olarak kullanıldığı, esas karar vericilerin Rus gizli servisi olduğu açık bir şekilde ortada. Fakat tüm bunlar akıl almaz insanlık dışı suçlar ve suikastlerle destekleniyor. Örneğin Rusya içerisindeki birçok muhalif yazar ya da gazeteci bir şekilde ortadan kaldırılırken Avrupa Birliği dışında kimse Rusya'nın bu saldırgan tutumuna karşı tavır belirleyemiyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de birçok Çeçen cinayeti işlenmişti. Bu cinayetler neredeyse hiç aydınlatılamadı. Yıllarca Kafkas dağlarında savaşıp hayatta kalmış olan Çeçen komutanlar İstanbul'da gündüz vakti profesyonel şekilde infaz edildiler. Görgü şahitlerinin anlattıklarına göre tek bilinen Çeçenlerin yanından bir arabanın hızla geçtiği ve o sırada Çeçen komutanların başlarından vurulmuş oldu. The Guardian gibi gazetelerde yayınlanan araştırmalarda İstanbul, Dubai gibi yerlerde gerçekleşen bu suikastlerin Putin'in gizli servisleri tarafından yapıldığı açık şekilde ortaya konulmuştu aslında. Başka bir ülkede suikast düzenlemenin uluslararası boyutta büyük cezaları ve yaptırımları var. Ancak hiçbiri aydınlatılamadığı için Putin bu karanlık güç kullanımından yine sıyırmayı başardı. Daha birkaç ay önce bile Vladimir Putin'i eleştiren Çeçenistan gazisi Rus yazar Arkady Yabovchenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de öldürüldü. Yine iz bırakılmadan profesyonel bir şekilde. Aynı dönemlerde Rus gazeteci Dmitri Tsilakin, Petersburg'daki evinde öldürülmüş olarak bulundu. Şunu unutmamalıyız ki Rusya'da öldürülen bütün gazeteciler ve düşünce insanları, insan haklarını savunan, Çeçenistan'daki ve diğer Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetlerdeki Rus baskısını anlatan insanlardı. Kısaca görünen güçlü, karizmatik Putin'in dışında aslında karanlık ve acımasız bir el, dünyanın her yerini sarmış bir şekilde kanlı infazlar gerçekleştiriyor. Eğer bir Rus vatandaşıysanız ve farklı millettenseniz, ben Türk'üm, ben Tatar'ım, ben İngiliz'im diyebilirsiniz. Ama ben Rus değilim demeniz bile başınıza büyük bela almanıza neden olabilir. Çünkü Putin, Rusya'da yaşayan herkes Rus'tur diyerek konuyu çoktan kapatmıştır.
onlar için bir NATO ülkesi olmamız dışında önem arz ettiğimiz başka bir nokta yok. NATO'dan bir parça almak Rusya için önemli bir psikolojik avantaj. Fakat Suriye meselesinde gördüğümüz gibi yanlarında ya da karşılarında olmamız onları pek etkileyen de bir durum değil. Uzmanların görüşüne göre de NATO'dan koparsak Ruslar için değerimiz kalmayacağına emin olabiliriz. Ki Soğuk Savaş döneminde bile bir Rus uçağı düşürülmemişti. Bizim Suriye'de Rus uçağı düşürmemizin unutulduğunu sanmamalıyız. Bu nedenle kendi çıkarları dışında hiçbir değeri olmayan, hatta kendi insanlarını bile muhalif olduğu için acımadan infaz ettirebilen, uluslararası yasaları tanımayan bir Putin yönetiminin bir anda en hızlı ve en kuralsız düşmana dönüşebileceğini bilerek, ülkece kapıldığımız Rus havasına daha dikkatli ve temkinli yaklaşmak doğrusu olacaktır. Daha fazla içeriye ulaşmak için kanalıma abone olabilir, beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. İyi seyirler.